Şimdi sınav başlangıcı. İlk başta lastikleri kontrol ediyoruz. Ayarımızla tamam. İkisini yap. Gel şimdi ön kaputu açıyoruz. Önce sol elimizi buraya, ondan sonra buradaki mandalı da sağ elimizle açıyoruz. Yürü. Hadi. Mandalımızı takıyoruz. Bilmeniz gerekenler: sigorta kutusu, akü, motor soğutma suyu, fren hidrolik yağı, bu bölge motor, motor yağ kapağı, motor yağ kontrol çubuğu, hava filtresi, burada da radyatör var. Tamam. Şimdi kapatalım. Bagaja geçiyoruz. İlk yardım kitimiz, yangın tüpümüz. Burada üçgen reflektörümüz var. Kaza arıza anlarında önüne arkasına, şehir içi 30 metre, şehirler arası 150 metre önüne arkasına koyuyoruz. Burada krikomuz var. Burada bijon anahtarı. Altta da yedek lastik stepnemiz var. Bunları söylemeniz yeterli. Şimdi geçelim aracımıza. Ön kaputu tanıtıyoruz. Arkasından bagajı. Ondan sonra içeriye geçiyoruz. İlk başta koltuğumuzu ayarlıyoruz. Sonrasında emniyet kemerimizi unutmuyoruz. Evet. Ondan sonra içerimizin tanıtmasını tanıtmamız gerekiyor. Kontağı iki tık açıyoruz. Sağ tarafa doğru. Tamam. İçeriği tanıtıyoruz. Farlarımızı gösteriyoruz. Göstergelerimizi gösteriyoruz. Farımız şu ileride. Bir düğme var aşağıda. Onu sağ tarafa doğru çeviriyoruz. Farları yakalım. Aşağıda şurada. Bir tık çevirdiğimizde park lambası yanıyor. Bir tık daha çevirdiğimizde gece kısa görüş lambamız yanıyor. Burada gözüküyor zaten. Şunu ileriye doğru ittirdiğimizde sinyal kolunu, uzun farımız yanıyor. Kendimize çekip bıraktığımızda selektör oluyor. Sağ sinyalimizi yakalım. Sol sinyali yakalım. Burası dörtlüler. Burası radyo. Burası havalandırma. Sıcak soğuk sorabilirler sınavda. Onları gösteriyoruz. Dikiz aynamız, tepe lambamız. Aracımız 6 vites, 5 ileri 1 geri. Aracımızda kaç tane fren var? 2 tane. 2 tane. Biri el freni, biri ayak freni. Bu silgeç kolumuz. Burası korna. Aynı ayarlarımızı göster. Evet, tamam. Aracımızı tanıttıktan sonra artık başlayabiliyoruz. Hadi bakalım başlayalım. En başta sinyalleri unutmuyoruz. Bunu komisyonlarda uyarıda bulunuyor zaten. Evet. Sol tarafa doğru. Bu ilk dönüş yerine geniş dönüyoruz. Solla her zaman geniş dönüyoruz. Sağa dönüşlerimiz dar oluyor. Burası paralel geri parkımız. Tüm kursların paralel park numaraları ayrıdır. Bizim paralel park numaramız 5, 6, 7, 8. Sinyallerimizi unutmuyoruz. Buradan U dönüşü yapıp paralel parkımıza doğru ilerleyeceğiz. Gireceksek birinci altıya kadar gidiyoruz. Tamam. Yanılı olacak park yaparken. Onu unutmuyoruz. Paralel parkımıza başlıyoruz. İlk başta kelebek camdan birinci 5 numarayı görüyoruz. Sonra tam sağ yapıp
sol aynamızdan numarası olan Dubai'yi görene kadar geliyoruz. Ondan sonra 1,5 turumuzu yapıyoruz. Sağ aynamız ilk 5 numaradaki Dubai'ye gelene kadar geliyoruz. Ondan sonra tam sol yapıp içeriye giriyoruz. Sağ taraftaki ön tekerle arka teker sarı çizgiye gelmek zorunda. Şu an parkımız bitti. Dubalara vurmadan, kaldırıma vurmadan parkımızı bitirdik. Parkımız bitti diyoruz. Komisyonlar çıkmamız istediği zaman sol sinyali yakıp çıkıyoruz. Çıkabilirsin. Paralel parkımızdan çıktıktan sonra duruyoruz. Komisyon arkadaşlar biniyor. Sol sinyalimizi yakıp devam ediyoruz. Dönüşlere 30 metre kala sinyallerimizi yakmak zorundayız. Burada sağ sinyalimizi yakıyoruz. Sağ dönüşümüz dar oluyor. Sokaklarda hız sınırımız 30. İkinci viteste 30. En fazla 30 yapabiliyoruz. Işıklardan karşıya düz bir şekilde devam ettiğimiz için burada sinyal vermemiz gerekmiyor. Bu ilk ışıklar biraz ramp olduğu için kırmızı ışıkta durduğumuz zaman rampa kalkışı yapmamız gerekiyor. Bu yolda hız sınırımız 60. Sağ taraftaki levhada da görebiliriz. Burası 5 kasisli yolumuz. Bir başlangıç, bir sonda 2 kasis. Ortada 3 kasis ard arda var. Kasislerde ikinci vitese düşüp hızımızı yavaşlatıyoruz. Şimdi 5 kasisli yolumuzu geçtikten sonra diğer parklara girişimiz. Burada bir ışığımız var. Kırmızı ışıkta durduğumuz zaman burası da hafif rampa. Rampa kalkışı yapmak zorundayız. Debrej'den kalkış yerine gelene kadar debrej'den çekiyoruz. Kalkış yerine bekletip frenden ondan sonra çekiyoruz. Ama şu anda ayağımız hem frende hem debrej'de basılı olacak. Aracımız birinci viteste beklemede kalacağız. Işıkları geçtikten sonra L parklarımız var. 3 adet. L1, L2, L3. Hangisi boşsa sınavda da ona girmeyi tercih etmemiz gerekiyor zamandan dolayı. L1'de sıra çok olduğu için diğer parklara doğru ilerliyoruz. L2'de de sıra çok. Metnaliz Sürücü Kursu'ndan Hasan hocamız dersimizi anlatmaya devam ediyor. Şimdi L parka girdik. Önce 25 metre ileri gidiyoruz. 25 metre geri geri gelmenin uygulamasını yapacağız. Ondan sonra da L parka gireceğiz. Tamam.
Önce L parkımızda 25 metre geri geri gelişi yapıyoruz. Geri geri gelirken mesafemizi ayarlamak zorundayız. Mesafemiz kaldırıma 56 santim aralığında olması gerekiyor. Girerken dubalara ya da kaldırıma vurmamak için. Arka teker kaldırımın ucuna iki parke taşı kala durduktan sonra tam sağ yapıp L parkımıza doğru giriyoruz. Sarı çizgiyle paralel olduktan sonra 1,5 tur yapıp tekerleklerimizi düzlüyoruz ve geri geliyoruz. Arka dubaya çarpmayacak şekilde L parkımızı park ediyoruz. Komisyonlar onayı verdikten sonra tekrar L parkımızdan aynı şekilde girdiğimiz şekilde çıkıyoruz. Önce düz bir şekilde gidiyoruz, kaldırımı kurtaracak şekilde. Ondan sonra tam sağ yapıp çıkıyoruz. Çıktıktan sonra duruyoruz. Komisyon arkadaşlar sınavda biniyorlar. Ondan sonra da devam ediyoruz. L parktan sonraki ışıklarımızı geçiyoruz. İlk ışıklar geçtikten sonra ilerlemeye devam ediyoruz. İleride rampa kalkışımız var. Oraya doğru ilerliyoruz. Burada da hız sınırımız 60. Yapabiliriz 60'ı geçmemek şartıyla. Normalde sağ taraftan gidersek bu parkı gördüğümüz zaman sol sinyal yakıyoruz. Sol tarafa geçiyoruz. İleride de sola dönüşten rampa kalkışa doğru döneceğiz. Yavaşça sola dönüyoruz. Karşıdan gelen yoksa direkt geçebiliriz. Karşıdan gelen varsa hızımızı yavaşlatıp burada duruyoruz. Duruşlarda birinci vitese tekrar geçmeyi unutmuyoruz. Eğer vitesimizi üçüncü viteste ya da ikinci viteste unutursak kalkışlarda stop ettirme ihtimali oluyor. Rampa kalkışına çıkarken sağ sinyalimiz yanıyor. Sağ tarafa doğru gidiyoruz. Rampanın ucunda beklemek için duruyoruz. Ondan sonra sol sinyalimizi yakıyoruz. 30 saniye bekliyoruz burada. Komisyonlar komutu verdikleri zaman çık diye. Ondan sonra rampadan kalkışımızı U dönüşü yaparak gerçekleştiriyoruz. Rampadan sonra devam ederken sol sinyalimiz yanmak zorunda. 30 metre ileriden sola doğru dönüş yapacağız. Sol taraftan gelen yoksa, kavşaktan sağa dönecek olan varsa öncelik onundur. Ona da yol veriyoruz, ondan sonra devam ediyoruz. Sol tarafa geniş dönüyoruz.
bundan sonra güzergahımız Fatih Pazarı, Cuma Pazarı diye bilinen yerden sağa döneceğiz. Rampadan sonraki ilk ışıklar geçiyoruz. İkinci ışıklarda Fatih Pazarı, Cuma Pazarı, oradan sağa doğru dönüş yapacağız. Cuma Pazarı'nın oradaki ışıklarda durduk. Buradan sağa dönüşümüzü yapacağız. 30 metre kala yine sağ sinyalimizi yakıyoruz. Metin Aydın sürücü kursuyla Hasan hocamıza devam ediyoruz dersimizde. Işıklarda duruşumuz yaya geçidini engellemeyecek şekilde olmalı. Yaya geçitlerine aracımız ön lastikler veya ön taraf denk gelmemesi gerekiyor. Buradan sağa döndüğümüz zaman tekrar bir sağ yan yolumuz var. O sinyalimizi de unutmuyoruz. Bu ara yolumuzda hız sınırımız 50. Burada 3 tane kasisimiz var. Onlara dikkat etmemiz gerekiyor. Kasislerde tekrar yavaşlayıp ikinci vitese düşeceğiz. Döndüğümüz ara yoldan sonra çevre yoluna doğru gidiyoruz. Sağ sinyalimizi verip çevre yoluna dönüş yapacağız. Buradan emniyet şeridine direkt dönüyoruz. Ama sol tarafa bakıp kontrol etmemiz gerekiyor. Ondan sonra hiç durmadan emniyet şeridine doğru çıkış yapabiliriz. Sonra sol şeride iki defa sol yapıp orta şeride geçeceğiz. Orta şeride hızımız 80'e kadar. Hız sınırımız 80. 80'e kadar hızla ilerleyebiliriz. Çevre yolunda karşılık köprüye yaklaşırken hız sınırlarımızı düşürmek zorundayız. Köprünün altından geçerken hızımız 30 civarında olmak zorundadır. Altından karşıya direkt geçtiğimiz için burada sinyal vermemiz gerekmiyor. Şu ters üçgen işareti yol ver işarettir. Eğer kavşakta şimdiki gibi bir araç varsa öncelik onundur. Ondan sonra biz devam ediyoruz. Karşıya geçtikten sonra sağ şeritten devam ediyoruz. Ani
fren yerine yaklaşırken hızımızı 30'a sabitliyoruz ikinci viteste. Sabitliyoruz. 30'da ilerlerken burada ani frenimizi yapıyoruz. Ani freni yaptıktan sonra sol sinyalimizi verip kavşağa doğru ilerliyoruz. Kavşaktan başlangıç noktasına döneceğimiz için en sol şeride geçiyoruz ve sol sinyalimiz ışıklara kadar yanmak zorundadır. Işıklar da geçtikten sonra başlangıç noktamıza tekrar varıyoruz ve sınavımız bitiyor. Başlangıç noktamıza yaklaşırken sağ sinyalimizi verip sağ tarafta park ediyoruz.